Selamun aleyküm değerli izleyiciler. Ramazan-ı Şerifiniz hakkınızda hayırlara vesile olsun. Bu videomuzda insanın ibadet yapmaması ne anlama geliyor anlatmaya çalışacağım. Allah Celle Celaluhu insanı mukaddes birçok unsurdan yarattı. Secde Suresi 9. ayette sonra onu düzeltip bir biçime soktu ve ona insan kendi ruhundan, hayat ve şuurundan üfledi. Ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller vaat etti. Buna rağmen pek az şükrediyorsunuz. Ne nankör insanlarsınız diye buyurmaktadır. Bu ilahi vasfımız nedeniyle melekler ve iblisin Adem'e yani insana secde etmesini istemiştir Allahu Teala. İnsan bu ilahi vasıfları nedeniyle ilahlık taslaması tehlikesini bertaraf etmek için Allah günlük hayatımızın önemli bir bölümünde sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, vitir saatlerinde ve gecenin bir kısmında uyanarak namaz kılmamızı, secde teslimiyet etmemizi, bunların arasında zikrullah ile meşgul olmamızı istemiştir. Her peygambere zamanına göre gönderilen ayetler Kur'an içinden seçilmiş ayetlerdir. Bütün semavi dinlerde namaz ve zikir vardır. Âlâ suresi 18 ve 19 ayet tefsiri. Bunlar önceki kitaplarda İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır diye Allah bizlere buyurmaktadır. Allah'a teslimiyeti olmayan, ibadet etmeyen kullar aslında kendi ilahlığını ilan etmiş kişilerdir. Bu nedenle kendilerine ebedi bir azap vaat edilmiş. Allah Celle Celaluhu bu konuda merhamet etmeyeceğini açıkça beyan etmektedir. Bizi yaratan Allah'a karşı savaş açmak, ilahlık taslamanın cezası ise ne olmalıdır? İşte ibadetler kulun ilahlık taslamasını engelleyen en büyük vesiledir. Kul ibadet ederek Allah'ın sevgisine, ikramına mazhar olur. Yüceler yücesi makamlarda dilediğince ebedi yaşar. İlahlık taslayanlar ise artık tövbenin fayda etmediği o gün ağlamaları, sızlamaları, yeminleri hiçbir işe yaramaz. Çünkü Allah vaadinden asla dönmez. Dikkat! Allah'ı düşünürken dünyevi hiçbir vasfı, uzvu, ihtiyacı, zorluğu, kolaylığı, kısacası dünyevi insanı hiçbir şeyle kıyaslayamayız. Allah her türlü yaratılmışlıktan münezzehtir. Allah her türlü mesafe, boyut, şekil, mekandan münezzehtir. Bunu ayetler üzerinden açıklayacak olursak, göklerin, yerin ve arşın sahibi olan Allah, İnsanların vasıflandırdıklarından münezzehtir. Zuhruf 82. Her türlü noksanlıktan uzak ve yüce olan Allah sizin söylediklerinizden çok yüce ve büyüktür. İsra 42. ayeti. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Tabi bizim bildiğimiz bizim gibi değil yani. Şura 11. ayet. Allah arşa istiva edendir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Hadid 4. ayeti böyle. Yani Allah'ın görmesinden hiçbir şekilde uzaklaşamayız. Doğu da batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradır. Oradadır. Bakara 115. Allah her şeyi kuşatmıştır. Nisa 126. Evet arkadaşlar. Kısacası anlattığımız ayetler ve olaylarda İbadet etmeyen insanlar kendini yaratan Allah'a karşı bir anlamda ilahlığını taslamış oluyor. Böyle bir duruma düşmemek için mutlaka ibadet yapmak lazım. İbadetsiz insan, tabii insanlar Allah hakkında hüküm vermesi küfürdür. Hiçbir insan, hiçbir kişi hakkında bugün dünya günümüzün en zalim, en kafir insanına dahi kafir diyemiyoruz. Niye? Bir bilgi yok bizde. Adam belki rol yapıyor. Belki biraz sonra tövbe edecek. Ölmeden evvel tövbe edecek. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Onun için Kur'an'da kafir olarak tanımlanan kişiler hariç Ebu Leheb gibi bazı peygamberlere zulmedenler, ayetten sabit olan yani akıbeti ayetten bize bildirilmiş olanlar haricinde kimseyi kafir olarak hatta münafık olarak da isimlendirmemiz caiz değildir. Günahkar diyebiliriz çünkü aleni günah işliyor.
günahkar diyebiliriz. Ama insanları tekfir etmek çok tehlikelidir. Doğru söylüyorsan doğrudur. Orada bir sıkıntı yok. Ama ya yanlış söylüyorsan, o zannın bir mümine, kafir olmayan birine kafir dediğin için kendin kafir oluyorsun o zaman. Onun için bu kelimeleri lütfen dikkatli kullanalım. Böyle bu sıralarda insanlar böyle sırf namaz kılmıyor diye, sakalı yok diye, ne bileyim içki içiyor diye, kumar oynuyor diye kafirlikle suçluyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Öbür tarafta sarık cübbesiyle, ağzında Allah kelamıyla, sosyal medyada veya sosyal hayatımızda hoca diye, alim diye, ulema diye, kutup diye gezen insanların da imanlı olduğuna yemin etmek gene aynı tehlikedir. Çünkü şekil değil, bizim imanımız ruhumuzun teslimiyetinden ibarettir. Elbette ki ruhun teslim olduğu düşünce dışarı da yansır ama yansımadığı durumlar da vardır. Allah bizleri muhafaza eylesin. Biz kendimizi korumakla mükellefiz. Kimseyi de kınamak zorunda değiliz. Yani elimize ne geçecek kınamakla? Allah'a sığınarak onlar için dua edelim. Tüm kafirle görünümlü kişiler, münafık görünümlü kişiler için dua edelim. Bizim dualarımızın yüzü sürmesine Allah onların hidayetini arttırır ve istikametlerini doğru bir mecraya doğru yöneltir. Bakarsın bizden çok daha mümin, muttaki kişiler olmuşlardır. Biliyorsunuz Hazreti Ömer radıyallahu anh bugün nasıl bir hayat yaşıyordu? Peygamberi öldürmeye giderken nasıl iman etti? Dediğim gibi işte insanın niyeti halis olunca Allah ona mutlaka hayırlı güzellikler, vesileler nasip eder. Cümleten Allah'a emanet olun. Ramazan-ı Şerifinizin hakkınızda hayırlı olmasını tekrar dilerim. Allah ibadetlerinizi kabul ve makbul eylesin. Amin.